Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 2. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. İlk çektiğimiz videoya şuradaki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Herkes yüz almaya hazır mı? O halde haydi başlayalım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. Kelimelerimize bakalım yara bandı, hava olayları, güvenli, ilk yardım, yoğunluğunun, duraklar, çantasında, tramvay, emniyet kemeri, trafik polisi. İlk yardım bulunan malzemelerin nasıl kullanıldığını öğrenmeliyiz. İlk yardım çantasında. Evet buraya ne yazacağız? Çantasında. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin nasıl kullanıldığını öğrenmeliyiz. İkinci sorumuz toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik azalmasına katkı sağlar. Trafiğin neyin azalmasına katkı sağlar? Yoğunluğunun azalmasına. Buraya yoğunluğunun diyoruz. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen trafik kazalarına neden olabilir. Görüş mesafesini olumsuz ne etkileyebilir sevgili arkadaşlar? Hava olayları etkileyebilir. Buraya da ne yazalım? Hava olayları. Şu çantasını silelim. Dördüncü sorumuz hasta ve yaralıya eğitim almış kişiler dışında kimse müdahale etmemelidir. Ne eğitim almış kişiler? İlk yardım eğitimi. İlk yardım. Günlük yaşantımızda yolları tercih etmeliyiz. Nasıl yolları tercih etmeliyiz günlük yaşantımızda? Güvenli yolları. Güvenli de gitti. Derin olmayan küçük yara ve sıyrıklarda kullanılır. Neyi kullanıyorduk? Evde de kullanıyoruz hepimiz. Yara bandı değil mi sevgili arkadaşlar? Silelim. Trafik akışını ve düzenini sağlamak görevlerindendir. Kimin görevi? Trafik polisi. Şehir içinde kullanılan toplu taşıma araçlarından birisidir. Şehir içinde kullandığımız toplu taşıma araçları. Otobüsler var, minibüsler var, metrobüsler var. Bir de ne var? Tramvay var, değil mi sevgili arkadaşlar? tramvay. Kazalardan yaralanma riskini azaltmak için takarız. Ne takıyorduk sevgili arkadaşlar? Emniyet kemeri değil mi? Emniyet kemeri. Toplu taşıma araçlarına dışında inmemeli ve binmemeliyiz. Toplu taşıma araçlarına yani otobüslere nerede inip binmeliyiz? duraklarda inip bilmeliyiz. Evet buraya da duraklar yazıyoruz sevgili arkadaşlarım. Haydi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur. Evet sevgili arkadaşlarım, motorlu taşıtların hepsinde ilk yardım çantası bulundurulmalı. Doğru. İlk yardımı yapan kişi sakin ve soğukkanlı olmalıdır. Doğru. Dikkatsizlik trafik kazası sebeplerindendir. Doğru. Toplu taşıma araçlarında ayakta durmakta zorlananlara oturmaları için yer verilmelidir. Doğru. Yoksa düşebilirler, ani frenlerde e, yaralanabilirler. Onun için yer vermeliyiz. Hafif yaralanmalarda 112 acil yardım merkezi aranarak yardım istenmelidir. Hayır hafif yaralanmalarda e, aramamıza gerek yok. Hafif yaralanma dediğimiz nedir sevgili arkadaşlarım? E, yara bandıyla tedavi edebileceğimiz çiziktir. E, ne bileyim düştüğümüzde oluşan küçük yaralar berelerdir. Bunun için 112 aramamıza gerek yok. O zaman bu yanlış. Hafif yaralanmalar için aramamıza gerek yok. En güvenli ulaşım aracı otobüstür. Değil sevgili arkadaşlarım. En güvenli ulaşım araçları gemiler, uçaklar, trenler. Bunlar daha güvenli ulaşım araçları. O zaman yanlış. Trafik kazalarının oluş sırasında ilk sırada yol kusurları yer alır. Yanlış. Trafik kazalarında ilk sırada sürücü hataları var sevgili arkadaşlarım. Bu da yanlış. Trafikte en önemli unsur trafik levhalarıdır. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu doğru. Mümkünse tıbbi eldiven takılmadan yaralıya müdahale edilmemelidir. Bu da doğru. Toplu taşıma araçlarını kullanarak çevrenin daha az kirlenmesini sağlayabiliriz. Evet bu da doğru. Karbon emisyon olayı var biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Egzozdan çıkan dumanlar çevremizi kirletiyor. Ne kadar çok toplu taşıma aracı kullanırsak çevreye o kadar az zarar vermiş oluruz. O zaman bu da doğru. Üçüncü sorumuz bir trafik kazasına tanık olan kişi ne yapmalıdır? 112 acil yardım merkezini arayarak trafik kazası hakkında bilgi vermeli. Hemen yaralılara müdahale etmeli. Antiseptik solüsyon ile yaralanmış bölgeyi temizlemeli. Kaza alanını uzaktan izlemeli. Bir kere bunu yapmamalı. Antiseptik solüsyon ile yaralanmış bölgeyi temizlemeli. Bunu da yapmalı malı sevgili arkadaşlarım. Çünkü ne olacağını bilmeyeceğiz ve ilk yardım... Eğitim aldık mı almadık mı onu da bilmiyoruz. Hemen yaralılara müdahale edilmeli. İlk önce yapılması gerekeni e, sorduğu için bize yani trafik kazasına tanık olduk direkt. Bu da değil. İlk yapmamız gereken sevgili arkadaşlarım bir kazaya tanık olduğumuz anda ilk yapmamız gereken şey. 112 acil yardım merkezini arayarak trafik kazasında hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Yani kazanın nerede olduğunu nasıl oluştuğunu Bilgi vermeliyiz ki hemen bölgeye ambulanslar, sağlık ekipleri gelebilsinler. O zaman doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına sebep olan unsurlardan biri değildir? Olumsuz hava koşulları bu var. Trafik kurallarına uyulmaması bu da var. Yol ve taşıt kusurları bu da var. Trafik ışıkları, trafik ışıkları Trafik kazalarının olmasını engelleyen uyarılardır. O zaman bu değil. Hangisi yolcuların uyması gereken kurallardan değildir? Yolcular uymayacak sevgili arkadaşlar. Taşıt sürücüsünün rahat etmesini sağlamak bu değil. Emniyet kemeri takmak, evet. Çocuk güvenlik koltuğu kullanmak, evet. Taşıttan dışarıya sarkmamak, evet. Bu da var yolcuların uyması gereken kurallardan değildir diyor. Taşıt sürücüsünün rahat etmesini sağlamak yolcuların uyması gereken kuralların içinde değil sevgili arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği. Altıncı sorumuz ulaşım süresi. Ulaşım süresi. Kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? Yani bir yere gideceksek en kısa sürede gitmemizi sağlayan ulaşım türü. Deniz yolu, yürüyerek, hava yolu, karayolu. Evet, en hızlı giden ulaşım e, aracım hangisi sevgili arkadaşlar? Uçaklar yani hava yolu ulaşımı. Yedinci sorumuz yukarıdaki resimdeki olayla karşılaştığında hangisini aramalıyız? Evet hemen bakalım resmimize. Bir trafik kazası olmuş. Arabada yaralanan birisi var. E, yerde yatmış yaralı birisi var. Bunun için kimi aramalıyız bakalım? Jandarma, polis, ambulans İtfaiye. İtfaiyeyi zaten aramayacağız. İtfaiye çünkü yangınlarla ilgileniyor. Ama bakıyorum burada yaralılar var. İlk aramam gereken kim olabilir? Sağlık ekipleri, değil mi? Yani ambulans. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. 8. sorumuz. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Makas bulunur. Yara bandı bulunur. Bant yapıştırıcı ya da ya da yapışkanlı sargı bezlerini yapıştırmak için bant, eldiven bulunur. Düdük bulunmaz sevgili arkadaşlar. Düdükü nereye koyuyorduk? Deprem çantasına koyuyorduk değil mi sevgili arkadaşlarım? Dokuzuncu sorumuz ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir? Geçiş üstünlüğü. Hızlı geçiş, geçiş hakkı, geçiş sırası. Neydi buydu sevgili arkadaşlar? Geçiş üstünlüğüydü değil mi? Evet. Ambulans ve itfaiye sürücüleri hatta polislerin ve jandarma ekiplerinin de e, görev başındalarsa ve bir olaya müdahale etmeye gidiyorlarsa onların her zaman geçiş üstünlüğü var sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuz. Karayollarının güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Alt ve üst geçitler, yaya ve okul geçiti, reklam levhaları trafik lambaları. Evet hepiniz hemen buldunuz. Reklam levhalarının karayollarındaki güvenlikle alakalı hiçbir önemi yok sevgili arkadaşlarım. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğeni atarak, yorum yaparak destek verebilirsiniz. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.